Raindrops TV Fikir Atölyesi programına hoş geldiniz Ömer Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu programdaki sorumuz şöyle. Cennete sadece Müslümanlar mı gidecek? İslam'ın mesajının ulaşmadığı insanların durumu ne olacak? Evet. Aslında belki de en son söylenmesi gereken şeyi ilk baştan söyleyeyim. Yani bizler Allah'ın kulları olarak kendimizi böyle cennet, cehennem bekçileri gibi görmememiz lazım. Hiç kimseye Cenab-ı Allah'ın rahmetinin önünde bir engel olmaması lazım. Dolayısıyla kimin nereye gideceğine karar verecek olan biz değiliz. İslam dininde malumunuz Cenab-ı Allah'ın rahmeti sonsuz. Rahmet, rahim. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 113 surenin başında biz neyi tekrar ediyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Yani Allah'ın merhameti, affediciliği, bağışlayıcılığı sonsuz. Yani dolayısıyla biz kullar olarak kalkıp da böyle Cenab-ı Allah'ın o rahmetinin önüne geçip işte falanca cehenneme gidecek, filanca cennete gidecek gibi ifadelerden kaçınmamız lazım. Öncelikle ben bunu belirtmek isterim, hatta vurgulamak isterim. Daha sonra belki şunu dikkatlere celbetmek lazım şu konuya. İslam teolojisinde İslam derken veya Müslüman derken, soruda Müslüman dediniz, biz neyi kastediyoruz? Müslüman ifadesi esasında Arapça bir kelime değil. Zaten Perslerden gelme bir kelime, Farsça bir kelimedir. Müslüman esası aslı öyledir. Daha sonra Türkçe'ye girmiş bir kelime. Arapçadaki esasında bunun karşılığı Müslim'dir. Ve Müslim esasında İslam kelimesiyle tamamen bağlantılıdır. İslam ifadesi ise esleme kökünden gelir. Esleme teslim olmak demektir. Cenab-ı Allah'a teslim olmaktır. Hatta silm ifadesinden de gelir. Selam diyoruz mesela, barış, huzur. İslam bunları temsil eder. Dolayısıyla biz İslam ifadesini böyle daha çok isim olarak değil de bir fiil olarak bakarsak, teslim olma fiili olarak bakarsak, herhangi biri Cenab-ı Allah'a teslim oluyorsa, birliğine inanıyorsa, esasında o insan Müslim olarak ifade edilebilir. Hatta biz bunu Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Mesela İbrahim Aleyhisselam için işte Müslümanların, Müslümlerin, Haniflerin, Müslümlerin ilkidir diyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Bu ifadeler kullanılıyor. Müslim ifadesi orada kullanılması, yani İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a iman ettiği, birliğine inandığı, tevhid inancında olduğu ve ona teslim olduğu ifadesidir. O anlama gelir. Tanımı budur esasında. İslam derken esasında biz bunu kastediyoruz. Fakat sonunun biraz detaylarına girecek olursak, Cenab-ı Allah tarih boyunca Hazreti Adem'den bu yana her kavme muhakkak peygamber göndermiş. Hatta bir ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki biz peygamber göndermediğimiz topluluklara azap edici değiliz. Şimdi buradaki bu ayeti ehli sünnet büyüklerinden işte İmam Ebu Hasan el-Eşari ve Ebu Mansur el-Maturidi değerlendirmişler. İkisinin esasında semantik olarak görüşlerinde biraz farklılık var. İmam Eşari'ye göre bu ayet şu anlama geliyor. Bir topluluğa şayet peygamber gelmediyse o topluluk sorumlu değil. İmandan da sorumlu değil, amelden de sorumlu değil. Hatta İmam Eşari'nin kendi görüşü, o topluluk müşrik bile olsa kurtulma ihtimali var diyor. Fakat Eşari imamları genelde İmam Eşari'yi takip eden imamlar İmam Eşari ile aynı fikirde değiller bu konuda. Onlar özellikle o Mekke müşriklerinin, İslam gelmeden önceki o Mekke müşriklerinin cehennemde olduğunu, kurtuluşa eremediklerini söylerler. Hanifler hariç, yani İbrahim'i dine inanan, İbrahim'in Allah'ına inanan, Rabbine inananlar vardı Mekke'de. Onlara Hanif deniliyordu. Onlar kurtuluşta demişler. Fakat İmam Maturidi'nin görüşü bu konuda biraz daha farklı. İmam Maturidi'ye göre insan aklıyla
amel etmesi gereken şeylere ulaşamaz. Onları bulamaz, keşfedemez. Mesela namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, sadaka verme gibi. Bunlar kendi aklıyla gerekli ibadetleri tespit edemez. Fakat insana öyle bir akıl verilmiş ki Maturidi'ye göre, aklıyla Allah'ı keşfedebilir, bir yaratıcı olduğunu keşfedebilir. Dolayısıyla İmam Maturidi der ki, bir topluluğa şayet peygamber gitmediyse, o topluluk amelden sorumlu değildir, fakat imandan sorumludur. Yani o aklıyla o insan, o topluluk sağa sola bakıp, yaratılışa bakıp, kainata bakıp, evrene bakıp, evrenin işleyişine bakıp şu sonuca gelmesi lazım. Bütün bunları tasarlayan, yaratan, yoktan var eden bir kudret, bir zat olmalı. En azından bunu yapabilmesi gereklidir diyor İmam Maturidi. Çünkü insana o nedenle akıl verilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yine İbrahim'in hikayesine bakarsanız, Kur'an-ı kıssasına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de, işte o mağaradan çıkıp gökyüzüne bakması, daha küçücük çocukken acaba bütün bunları yaratan Rabbim şu ay mıdır? Ayı görüyor. İşte ay ondan sonra battıktan sonra benim Rabbim böyle batıp yok olmaz. Kendi kendine mantık yürütmesi. Bu insanın aklen her şeyi yaratan bir yaratıcı, ilim sahibi, kudret sahibi olduğunu keşfetmesi için yeterli olduğunu gösteriyor zekasının. Dolayısıyla İmam Maturidi'ye göre bir insana veya bir topluluğa peygamber gitmediyse, gelmediyse, mesaj ulaşmadıysa o toplum imandan sorumludur, yani inançtan sorumludur, tek Allah'a inanmaktan sorumludur, fakat amelden sorumlu değildir. Dolayısıyla bu Maturidi'nin görüşüdür. Fakat günümüze geldiğimizde insanlar tabii akıllarına farklı farklı şeyler geliyorlar. Mesela dünya eskisi gibi değil artık. Genelde işte İslam ülkeleri, İslam olmayan gayrimüslim ülkeler tamamen ayrıydı. Yani aralarındaki o gidiş geliş çok daha böyle asgari oluyordu, gerçekleşiyordu. Fakat günümüzde artık dünya adeta bir global köy haline geldi. Dolayısıyla batıda yaşayan çok Müslümanlar var. Ve oralara giden insanların aileleri, çocukları, çoluk çocukları orada yetiştikten sonra bakıyorlar, bazen işte gayrimüslim arkadaşları oluyor. Hristiyanı veya başka bir din mensubu arkadaşları ve aralarında çok güzel insanlar oluyor. Bu sefer bu çocukların kafaları karışmaya başlıyor. Yani şimdi Cenab-ı Allah sadece Müslümanları cennete koyacaksa, bunlar tertemiz, çok güzel insanlar. Hatta aralarında Hristiyanlar şeyler var ve bunlar Allah'a inanıyor, bir yaratıcıya inanıyor. Bunlar cehenneme mi gidecek gibi bir fikir oluşabiliyor zihinlerinde ve kafaları karışıyor. Şimdi bunu esasında netleştirmek lazım. İlk başta söylediğim gibi, bizler cennet cehennem bekçileri değiliz. Bizim hiçbir insanı cehenneme veya cennete koyma yetkimiz yok. Böyle bir şey yok. Allah'a ait bir şey o. Cenab-ı Allah'ın vazifesine karışmamak lazım o konuda. Fakat çok açıklayıcı bir ifadeyi ben İmam Gazali'nin kitabında gördüm. Çok hoşuma gitmişti o misal. İmam Gazali üçe ayırıyor. Yani gayrimüslimleri, Müslüman olmamış insanları üç ayrı kategori altında değerlendiriyor. Diyor ki birinci kategori şudur diyor. İslam'ın mesajı hiç ulaşmamış insanlar. Bunlar diyor kurtuluştadır. İmam Gazali'nin söylediği bu. Yeter ki bir yaratıcıya inansınlar, kurtuluştadır diyor. İkinci grup, İslam'ın mesajı ulaşmış fakat doğru bir şekilde ulaşmamış. Şimdi günümüzü açıklamıyor mu bu? Yani bir insan batıda bir yerde yaşıyor, bilgisayara giriyor, işte orada Google yapıyor, bir İslam nedir bir yazsa, maalesef, yani çok üzücü, esefle söylüyoruz bunu, karşısına birçok negatif şey çıkıyor İslam hakkında internette. Şimdi o insanın o kadar din arasından nereden bilsin İslam'ın gerçek din olduğunu ve onu kabul etsin? Hele hele o İslam onlara böyle çok kötü, çirkin bir şekilde anlatıldıysa. İşte İmam Gazali diyor ki bu ikinci kategorideki insanlar da mesaj ulaşmış, din anlatılmış ama yanlış anlatılmış.
İşte günümüzdeki gibi. Müslümanlar şöyledir. Müslümanlar şiddet sever. Müslümanlar işte teröristtir. O şekilde götürülüyor insanlara. Bu grup insanlar da diyor İmam Gazali Hazretleri kurtuluştadır diyor. Kurtulabilir diyor öbür tarafta. Yeter ki Allah'a inansın, bir yaratıcıya inansın. Üçüncü kategori diyor, İslam'ın mesajı en güzel şekilde, en saflığıyla, en duruluğuyla, en doğru bir şekilde anlatılmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam götürülmüş, anlatılmış. Fakat ona rağmen bilerek, isteyerek, iradesiyle reddetmişse diyor, işte bir tek onlara kurtuluş yok diyor. Şimdi çok ilginç bir şey. Ben bunu bir iki farklı platformda anlatmıştım. Farklı platformlarda. Ve bazı arkadaşlar, Müslüman olan arkadaşlar şöyle bir şey diyorlar. Ya bu devirde yani İslam'ın mesajı ulaşmayan insan mı kaldı? Dünyanın neresine gitsen işte yani İslam'ı biliyordur artık. Televizyonda görüyor. İşte açıyor. İnternette görüyor falan. Sosyal medyada görüyor. Yani mesaj herkese ulaşmış. Ben o arkadaşlara diyorum ki ya biraz empati yapın. Kendinizi o insanların yani aynı durumuna koyun. Onların ayakkabılarının içine girin diye bir tabir var ya. Empati yapmanız lazım. Ulaşmış da nasıl ulaşmış? Duruluğuyla, saflığıyla, o güzelliğiyle İslam ulaştırılmış mı herkese? Biliyorlar mı her şeyle? İslam'ın güzelliğini biliyor mu hepsi? Yani öyle insanlar var ki İslam deyince böyle akıllarına çok korkunç bir şeyler geliyor. Çünkü o şekilde ulaştırılmış mesaj. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum ki günümüzde bile, şu an günümüzde bile fetret insanı dediğimiz insanlar var. Hani nasıl ki Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasındaki o 600 yıllık bir dönemde fetret insanları olmuş. İnsanlar peygamber gelmediği için yoldan sapmışlar, hakikati bulamamışlar ve bunlar daha dolayısıyla İslam teolojisine göre, İslam akidesine göre bir yaratıcıya inandılarsa, hanif değilseler veya ehli kitap yolundaysalar, bunlar kurtuluşa elmişler bu fetret insanları. Aynı onun gibi ben günümüzde bazı insanların fetret insanı olduğunu düşünüyorum. Şayet bu insanlar daha önce bahsettiğimiz gibi bir yaratıcıya inanıyorsa, dürüst ve güzel insanlarsa, çünkü neticede sen Müslüman da olsan, iman ediyor olsan, Allah'a da inansan, eğer dürüst, iyi huylu bir insan değilsen, insanları aldatıyorsan, kandırıyorsan, çalıp çırpıyorsan, sahtekarlık yapıyorsan, onun da hesabı da var. Yani bu demek değildir Müslümanlar da cenneti garantiledi gibi bir şey, kural da yok ki. Yine amelden hesaba çekileceksin. Neticede şunu belki ifade etmek lazım. Hiç kimse hakkında hüküm vermemek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlere bakarsanız, mesela Bakara suresi 62, Ali İmran'da da bir ayet var. Hatta ehli kitapla ilgili bazı çok ilginç ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta bir yerde diyor ki işte onların arasından Allah'a ve ahiret gününe inananlar, ibadet edenler, güzel amel işleyenler vardır. Onlar için korku yoktur diyor. Çok ilginç bir şey. Hani bazıları bu ayeti şöyle yorumlamaya kalkmışlar. Ya onlar işte İslam'dan önceki insanlar. İslam'dan önceki insanlar olsa niye Kur'an-ı Kerim'de onların arasında şöyle insanlar var desin. Dolayısıyla son olarak şunu ifade edeyim. Cenab-ı Allah'ın esasında hükmünde olan, onun vereceği hükmün önüne geçip böyle falanca cehennemdedir, filanca cennettedir gibi ifadeler kullanmaktan sakınmak lazım. İnsanoğlu kendine bakması lazım. Acaba benim durumum ne? Ben nereye gidiyorum? Acaba imanla öbür tarafa geçebilecek miyim? Önce kendimizden başlayalım. Kendimizi düzeltmeye çalışalım. Ve tüm insanlar hakkında hüsnü zanda bulunalım. Çünkü iki çeşit ümmet var deniliyor. Birincisi ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. İnsanlara öyle bakmak lazım. Bir grup icabet etmiş daveti, diğeri hala davet makamında. Yani aday diyelim. Müslüman, iman adayı bunlar. Belki doğru düzgün İslam anlatılsa onlara, onlar da iman edecekler. Evet. Verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyoruz Ömer Hocam.
Bu kitap, kainat kitabını okumanıza yardımcı olacak. Hayatın ihtişamı karşısında evrimin acizliği, Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.